Arkadaşlar iyi çalışmalar diliyorum herkese. SQL Server veri tabanlı programlama dersimize devam ediyoruz. Bu dersimizde veri tanımlama dilini göreceğiz. Veri tanımlama dili DDL yani Data Definition Language olarak geçer ve tüm veri tabanı modellerinde, programlarında kullanılır. Arkadaşlar veri tabanı nesneleri üzerinde yönetim işlemlerimizi gerçekleştiririz. Bunlar 3 komuttur. Create, Alter ve Drop olmak üzere. Create'te veri tabanı nesnesini oluştururuz. Bu database olabilir, table olabilir. Yine Alter'da mevcut bir nesneyi yapısal olarak değiştirir. Drop ise veri tabanından siler bu nesneyi. Ve veri tabanı ise veri tabanını siler. Drop. Daha sonrasında hedeflerimiz burada bitiyordu arkadaşlar. Evet, Management stüdyomuzu açıyoruz. Açılışında şu şekilde sizde de hangi bilgisayar isminde bağlanacaksanız yani bir makine isminiz neyse onu seçip connect dediğinizde bağlantı kurulabilir. Veya nokta dediğinizde şöyle yapalım. Ben buradan bağlantımı sonlandırayım. Buraya nokta dediğinizde de bağlanacaktır. Veya lokal yazarsanız bu kısma. Lokal büyük harflerle lokal yazarsak bunda da bağlantı kurulacaktır. Bu adımlardan herhangi biriyle bağlanabilirsiniz. Ben daha çok makine ismimle bağlanmayı tercih ediyorum. Ve sunucuma bağlandım. İlk olarak dediğimiz gibi bir veri tabanını create komutuyla nasıl oluşturulur? Bunu öncelikle arayüzünü kullanarak yapalım. Database sekmesindeyken sağ tıklıyoruz ve New Database diyoruz. Buraya database ismimizi yazalım. Company olarak örneğin yazdığımızda ve bu kısımlarda boyutun otomatik default ayarlarını gösteriyor ve ne kadar otomatik olarak büyüyeceğini unlimited bir limit koymuyor default ayarında ve bunların bu veri tabanın hangi yola oluşturulacağını söylüyor. Okey diyelim bir bakalım. Data'nın altını oluşturacağını söylemişti. C kısmında bildiğiniz gibi program files. Bizim oluşturduğumuz SQL Server'ın altında data kısmına baktığımda ben company olarak log ve MDF dosyalarını oluşturduğunu görüyoruz. Bunu silelim arkadaşlar. Bu şekilde bir oluşturmamız var. Ama biz daha çok T-SQL programcısı olmak istediğimiz için bunun SQL tarafında yani T-SQL komutlarıyla nasıl oluşturacağımıza bakalım. Bu kısımda new query diyerek bir oturum açıyoruz. New query'de ilk olarak arkadaşlar create komutuyla create database diyeceğiz. Create database ve database ismimizi belirliyoruz. Bundan önce şunu söylemek istiyorum arkadaşlar. Komutla oluşturacağımız için biz bir tablo yani bu oluşturacağımız database'imizin nereye oluşturacağını göstermek adına C sürücüsüne gelin. Buraya databases olarak bir tane klasör oluşturun arkadaşlar. Oluşturduktan sonra database ismini verelim. Yine company verelim. Company dedik. Daha sonra onPyramid'i anahtar kelimesiyle yazdıktan sonra parantezlerimizi açtık. Şimdi özelliklerimizi kendimiz belirleyeceğiz arkadaşlar. Name kısmına oluşturmak istediğimiz datamızın en olarak şu şekilde. Yani company diyoruz. Yine aynı isim. Alt çizgi data olarak oluşturmasını istiyorum. Şu şekilde data diyoruz. Bunu oluşturduktan sonra virgülü koyarak devam ediyoruz. İsmimiz bu olacak. Peki file name yani
dosya yolunu belirlememiz gerekiyor. Dosya yolunda tekrardan N diyerek bu kısma C sürücüsünün içerisinde olduğunu belirterek Databases klasörüme oluşturacağım veri tabanını oraya almamızı sağlıyor. Tekrar company diyerek company alt çizgi data.mdf uzantılı dosyamın oluşmasını sağlıyorum. File name'den sonra tabii ki veri tabanı boyutumuzu belirleyeceğiz size ile. Size'ımız da 2048 MB yapabiliriz. İlk oluşturmada. Maksimum size'ını belirlememiz gerekiyor. Yani maksimum boyutumuz ne olacak? Buna da unlimited diyebiliriz. Belirli bir limit belirlemiyoruz. Dosya büyümesi olarak file growth özelliği ise file growth özelliğimizde 16.384 diyelim boyutumuzu. 16.384 kilobayt diyorum buna da. Ve parantezimizi burada sonlandırdık. Evet arkadaşlar, bu kısımda sizin de gördüğünüz gibi burada bir hatamız çıktı gibi duruyor ama neden? Max size parantez olarak söylüyor burayı. Unlimited dedik. Tamam, bu şekilde dursun şu anda. Komutumuzu sonlandırdıktan sonra kontrol edelim. Şimdi log dosyamızı oluşturmamız gerekiyor. Veri tabanımıza ait. Log on diyerek tekrar parantezler içerisinde işlemimizi yapacağız. Log on'da name kısmını belirliyoruz. Name kısmında yine n diyerek tek tırnaklarımızı açarak buraya ismini belirleyeceğiz. Buraya da company altı company altı log dememiz yeterli olacak. Log diyoruz arkadaşlar. Daha sonra yine size'ımız var. Size kısmında tabii ki file name olacak ilk olarak. Dosya yolunu göstermem gerekiyor. Yine aynı dosya yolu. N çift tırnaklarımızı açıyoruz. Ve C sürücüsündeki dosyamızın yolunu göstermemiz gerekiyor. Databases dosya yolunda. Buna da company alt çizgi dosya uzantısı olarak log dosyası olacağı için log.ldf diyoruz buna da. Dosya yolumuzu da gösterdikten sonraki adımımız boyutunu göstermemiz olacaktır. Size kısmında yine 2048 kilobayt olacak. 2048 kilobaytı da yaptıktan sonra maksimum boyutumuza bakıyoruz. Maksimum boyutumuz da 2048 GB olacak. File growth dosya büyümesi olarak arkadaşlar yine 16.384 kilobayt diyebiliriz buna da. Bunları yaptıktan sonra go komutuyla bitiriyoruz arkadaşlar. Şu kısmı silebiliriz. Ve sorgumuzu çalıştırdığımızda max size'da bir hata alıyoruz. Bunu bir inceleyeyim ben.